Kastrol Vekton Gönül Dağı'nı sunar. Gönül dağının zirvesindeyim. Gamzelendi yine gönül. Çünkü gönülden sevenler var. Gönül kendine benzeyen gönle akarmış. Sevda odur ki gönlünü avucuna alıp kimseye mahcup olmadan dolaşabilmektir. Değer verebilmektir. Bir çiçeği seviyorsan bırak var olsun. Sevmek sahip olmak değil, değer vermektir. Anladın mı? Ey can! Beden ruh için sadece bir araçtır. O halde ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğu gibi seven. Çünkü aşk inanca açılan kapıdır. Sadece yürek yetmez, vicdan da gerekir. Ne yaparsanız yapın, aşk ile yapın, aşk ile bağlanın. Yüzünüzde gülücükler, yüreğinizde güzellikler açsın. Hatay Payas'tan Gönül Dağı'na yolculuk başlasın. Merhaba Şehriban Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sayın Gönül Dağı izleyicileri. Efendim, güne başlarken şükürle başlamalıyız. Çünkü şükrederek başladığımız güne titreşimler yükselir ve şükrettiğimiz her şey çoğalır. O zaman yaşama aşık oluruz. Yollara, işine, eşine, ağaçlara, çiçeklere, kuş cıvıltılarına, su sesine, kedi mırıltısına ve kitap sayfalarına aşık olursun. Ve sonunda şunu anlarsın. İyi bir vicdan, gelişmiş bir merhamet, birçok bilgiden daha değerli. Yüreğinizde güzellikler açsın, gönül dağ yolculuğu başlıyor efendim. Şehriban Hanım, nereden nereye gidiyoruz? Hatay Payas'tan inşaat demiri yükledik, Gaziantep'e gidiyoruz. Allah yolumuzu, izimizi açık etsin. İnsan hayatı yaşamayı güzel kılmalı, sevgiyle bakmalı hayata. Eğer heyecanlı ve zevkli yaşam istiyorsa insanlar, kalbini hep çocuk tutmalı. Değil mi? Sevgiden beslenmeli. Hangi yaşa gelirse gelsin çocuk kalbi taşımak gerekiyor. Bir kız çocuğu olarak sen hangi sevgi ortamında büyüdün? Mesela senin zaviyenden, bakış pencerenden dünya senin için nasıldı mesela küçüklüğünde? Anne, baba, kardeşler. Nerede doğdun, nasıl büyüdün? Hangi güzel terbiyeyle büyüttüler seni? Ben Hatay'ın Kırıkan ilçesinin Çamsarı Acarköy mahallesinde doğdum. 5 kardeşin en küçük çocuğuyum, en küçüğüyüm ben. Hani babamız bize hep saygılı, biraz da erkek gibi yetiştirdi. Zor zamanlar güçlü insanlar yetiştirir. Biz zor zamanlardan geldiğimiz için bu kadar güçlüyüz. Hani ben çok rahat bir hayat yaşasaydım çocukluğumda, şu an bu kadar güçlü olamazdım. Görüyor musun? Trafik kazası olmuş. Kupa mı ayrılmış? Olmuş. Ayrılmış. Öyle bir şey değil mi? Çarpmış, arkadan çarpmış. Çarpmış mı? Çarpmış. Evet. Dikkat etmek lazım da. Evet. Mesela çok dikkatli misin? Evet, çok dikkatliyim.
Ben her konuda hani şeyimdir, ayrıntıcı. Çok ayrıntılara dikkat ederim hani. Düşünürüm, bu yoldan gidiyorum ama bu yol nasıldı? Nasıl daha düzgün gidebilirim? O şekilde düşünürüm. Bu kazaların en büyük sebebi tabii ki uykusuzluk. En büyük problem uykusuzluk. Şoförün sermayesi uyku derler. En ufak bir fırsat bulduğun zaman uyuman lazım ki hani sağlıklı yol gidebilesin. Hani uyumadığın zaman bazen bakıyorum hani şoförler sürekli uyumuyorlar. Telefonla oynuyorlar. Ama o sermayeyi doğru kullanmak gerekiyor. Uyumadığın zaman yolda yani gözümüz dalıyor, hepimizin başına geliyor. Uzun yolda sürekli belli bir hızda gitmek çok zor. Değil mi? Yani çizgi, evet. Göz alışıyor artık, evet. Şey gibi geliyor. Dinli gibi geliyor. O yolda, evet. Böyle sanki hep aynıymış gibi geliyor. Beyin uyuşuyor. Sevgili arkadaşlar, emniyet kemeri bizim için. Bizi hayata bağlamak için. Yani bu sadece bizi koltuğa değil, hayata da bağlıyor. Trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Evde bizi bekleyenler var. Şimdi ben 10 kilometre dışı hızla gitsem belki bir yarım saatim gidecek ama hayatım kurtulacak. Babam çok otoriterdi. Hani bize sarılmazdı, sevgisini o şekilde göstermezdi. Hani ama sevdiğini hissederdik. Belki bizi uyurken severdi. Ben onu hissederdim, üstümüzü örterdi. Ama hiç bağrına basmazdı. Bunları çok yaşamak istemiştim. Kısmet olmadı. Sağlığında keşke yaşasaydı. Keşke yanımızda olsaydı, keşke sarılabilseydik. Torunlarını kucağına alabilseydi. Baban ne zaman rahmetli oldu? 2020 yılında. Ha, daha iyi mi? Evet, iyi mi? Neden? Kanser. Akciğer kanseriydi. Öğrendik. Bir yıl yaşadı. Çok ilerlemiş. 4. evre. Bir yıl sonra vefat etti. O bir yıl onun için de çok zor geçti. Bizler için de çok zor geçti. Onun gözümüzün önünde erimesi bizi çok etkiledi. Tabii baba yokluğu özellikle kız çocukları için biraz kalbi kırıklık, kalbi eksiklik meydana getiriyor. Hüzün daha biraz daha tavan yapıyor galiba. Şimdi ben başım sıkıştığı zaman gidebileceğim bir yer yok benim. Hani diyorum, başım bir derde girse arayabileceğim kimsem yok diye düşünüyorum. Ama baban olduğu zaman sesin daha bir gür çıkıyor. Daha özgüvenli oluyorsun. Çünkü biliyorsun ki arkanda baban var. Ama böyle daha kimsesiz gibisin, sahipsiz gibisin. Ağlıyorum babamın arkasında. Hani yaşadıklarımıza ağlıyorum. Bazen de yaşayamadıklarımıza ağlıyorum. Bazen hani tek başına kaldığın zaman yolda giderken yan tarafımda babam varmış gibi. İşte bazen kızıyorum. Neden öpmedin? Neden şöyle olmadı? Neden böyle olmadı? Neden bizi sevmedin gibi? Neden sevgini göstermedin? Yaşayamadığımız şeyleri neden yaşatmadın? Gibi konuşmalar oluyor. Bir kerecik sarılmasını isterdim. Ay. Saçımı okşamasını isterdim. Belki en çok babamın yokluğunu yaşayan benim. Çünkü ona çok bağlıydım. Ona çok saygı duyardım. Onu çok severdim. Onunla en çok vakit geçiren bendim. Onun küçük oğlu gibiydim. Tarlaya, bağa, bahçeye onunla birlikte giderdik. Çok özlüyorum. Ne demek istersin buradan anneye, babalara? Çocuklarınızı öpün, koklayın, sarının. Onlara sevginizi, yüreklerinizi iyice sarıp sarmalayın böyle kemiklerini kırarcasına mı demek istiyorsun? Vakit varken çocuklarına sarılsınlar. Vaktimiz varken ben de sarılmaya çalışıyorum. Çocuklarıyla vakit geçirsinler. Onlara sevgilerini söylemekten hiç çekinmesinler. Sevgimi söylersem acaba şımarır mı? Bunları hiç düşünmesinler. Kesinlikle şımarmazlar. Daha çok bağlı olurlar. Ben buradan derim. Ey anneler, babalar, birbirinizi sevin. Birbirinize sarılın. Çocuklarınız görsün. Yani o sevgiyi görsünler. Çünkü bir kız çocuğu babasının annesini sevdiğini görürse mutlu olur. Doğru mu? Doğru. Kız çocuğu onu görmek ister. Babada sevgi bulamadığı zaman sevgiyi başka yerlerde arar. Kız çocuğu için en büyük rol model babası. Hani babası yoksa yok. O kız çocuğu hani sevgiyi anneden de alamaz, babadan. Babadan alacak o sevgiyi ki hani yanlış yerlerde aramasın. Doğru. Bir çocuğa
diyemezsin. Şunu yapma, bunu yapma. Bunu en iyi şekilde yaşayarak öğretebilirsin, yaşayarak gösterebilirsin, örnek olarak. Şimdi ben çocuklarıma işte başarılı olun, çalışın diyeceğim. Ama ben yatacağım sürekli. Bu çok altı boş bir şey olurdu. Onların çalışması için önce benim çalışmam gerekiyor. Onlara örnek olmam gerekiyor. Fiiliyatımızla, hareketlerimizle, davranışlarımızla mutluluğu öğreteceğiz. Yani oku, evet bak mutlu olursun. Bunu edersen böyle olursun. Şunu edersen böyle olursun değil. Biz kendimiz yaşayacağız. Yaşamalıyız da. Ne oluyor? Aileler mutlu olunca mahalleler mutlu olur. Evler, büyük aileler mutlu olur. Bütün bir mahalle mutlu olunca belde mutlu olur. Belde mutlu olunca şehir mutlu olur. Şehirler mutlu olunca ülke mutlu olur kardeşim. Herkes birbirinin aynı düşünmek zorunda değil. Sevgiyle bakmak zorunda. Güzellikle bakmak zorunda. Bu araba niye ters ses gidiyor? Sapağı kaçırmış herhalde. İnanamıyorum. Bak mesela bir hata evet, daha. Evet. Geliş yerden ters ses giden bir araba. Yani şimdi olmadı ki. Kazaya davetiye çıkarıyor. Şimdi belki ben şiddet olan bir ailede büyüseydim, çocuklarıma şiddet eğilimli olurdum. Bazen derler sen bu çocuklara hiç kızmıyor musun, hiç bağırmıyorsun. Bağırmıyorum çünkü ben öyle biri olarak yetişmedim, yetiştirilmedim. Benim sesim de gür değildir. Hani kısık sesle konuşurum, naif konuşurum çocuklarla da. Hani kalbini kırmadan. Sesimin yükseldiğini belki de hiçbir komşum duymamıştır. Neyse. Şoför dünyasında bir hanımefendi, bir çiçek. Bu meslek aşkın nerede başladı? Nasıl filizlendi de bu hale geldi? Şimdi kendin tırın üstündesin. Nasıl buldun kendini burada? Hep bu sektörün içindeydim. Benim abilerim de tır şoförü, amcalarım da tır öyle şoförü. Mi? Onlardan gördüm. Hani bir merak vardı. Sonrasında eşimle evlendikten sonra o da tır şoförüydü. Onun yolunu gözlerdim. Sonra evde çok sıkılıyorum diye birlikte gidip gelmeye başladık. O yorulurdu, hani bana yardımcı ol derdi. Sonrasında bu işin içine ben de girmeye başladım. Eşim yorulurdu. Hani benim kullanmamı söylerdi. Ehliyetim yoktu, kullanamazdım. Sonra karar verdim, kafaya koydum yani. Dedim ben bu ehliyeti alacağım. Bu işe ben de başlayacağım. Ehliyetimi aldım. Eşim başkasının yanında şoförken belli bir miktar paramız vardı. Ben dedim tır alalım. Kendi tırımızı alalım, kendi tırımızı sür. O kabul etmedi. Ben kafaya koydum, alacağım bu tırı. Tamam dedi, al dedi ama şoför tutarız dedi. Tır aldık, şoför tuttuk. Bizim şoförümüz vardı, eşim başka yerde şofördü. Hani zaman oradan geçti. Oradan ayrılamıyor herhalde. Ayrılamadı, evet. Oraya yıllarca çalışmıştı evet. Orada. Sonra ben hani tırla ilgileniyordum. Şoför çalışıyordu. Sonra dedik, bir tır daha aldık sermayeyle. İki tane de küçük çocuğum var. Ha bu arada çocuk da oldu yani. Evet, evlendikten sonra çocuk oldu. Arka arkaya oldu. Sonra işte arka arkaya çocukların oldu. Oldu. Sonra bu işe. Sıkıldığın için evet. Çocuklar nasıl oldu? Nasıl getirdin, götürdün? Yanımızdaydı. Hepimiz bu küçücük kabinin içinde yola gidip geliyorduk. Aa ne güzel. Çocuklar bıcır bıcır uyuyorlar, evet, ediyorlar. Uyuyorlar, sen onlara oynuyorlar. Bakıyorsun. Evet. Yani burayı ev olarak kullandınız artık. Ev olarak artık. Evet. Yemeğimizi burada yiyorduk, çayımızı içiyorduk. Hani yolculuk bu şekilde devam ediyordu. Güzel de geçiyordu. Çocuklar da keyif alıyordu hep. Sonrasında eşim işten çıktı. Evet. Benle birlikte çalışmaya başladı derken hani ilerlemeye başladık. Biraz da senin cesaretinden evet, dolayı oldu bunlar. Evet. Eşin diyor mu? Helal yani olsun her zaman be, der. Gerçekten hani, iyi ki de böyle bir şey mi yaptın dedi. Yani o hep bizim yolumuzu aydınlattı. Evet benim hep önümü açtı. Bu işte ben onun patronuyum. O da benim patronum. Öyle bir ilişkimiz var hani. Evden çıktığımız zaman patron ilişkisi başlıyor bizde. Karı koca ilişkisi bitiyor. O bir hata yaptığı zaman ben ona kızarım. Ben bir hata yaptığım zaman o bana kızar. Hani güzel şeyde, anlaşmışsınız. Evet, çok iyi. Hani bizi görenler belki hani karı koca olduğumuzu bile anlamıyordur. İş arkadaşı gibiyizdir işte. Kesinlikle duygusallığa yer yok. Hani sen bana şunu diyemezsin. Hani bir kadın trip atar ya, o tribi atamazsın. Sen onun çalışanısın çünkü. Aferin. O da benim çalışanım. Aşkı işe karıştırmamışsınız. Evet.
Yani eşin Seren Ustan'dı benim anladığım evet. kadarıyla. Bu işi sana o öğretti. Bu çıraklık dönemin oldu tabii. Evet. Hani madem aşkla işi karıştırmıyorsunuz ya. Evet. Sen o nasıl davranırdı sana? Kız korkma. Çok kızardı. Çok kızardı. Hani direksiyona tabii ki hiç kimse hop diye oturup da hani bu şoförlüğü öğrenemez. Hatalarım olurdu, kızardı. Derdi hani eskiler der ya, tokat yemeden öğrenemezsin bu işi. Arada bir tane arkadan şakayla vururdu. Ama kızamazdım çünkü o benim ustam. Sağ olsun hiçbir zaman benim şevkimi kırmadı. Ben derdim hani sabah ben kalkacağım, sanayiye gideceğim. Arabayı ben götüreceğim. O hep destekledi, demedi hiçbir zaman kadınsın sen, ne işin var otur evinde. Aferin çocuğa. Bu şekilde hiçbir zaman konuşmadı. Ne kadar güzel bak. Konuşanlara karşı da cevap verdi. Hani hep dedi hani karışmayın, ben izin veriyorum. Bu şekilde hep benim önümü açtı. Maşallah destek olmuş ya. Evet. Kocan da iyi adammış kız. İyi, iyi Allah. Hep Allah vallahi razı iyi olsun. Adammış. Evet. Ayrı ayrı yük götürdüğünüz oluyor mu? Genellikle beraber gidiyoruz. Ha beraber gidiyorsunuz. Evet beraber gidiyoruz. Peki o çıraklık yaptığın dönemde diyelim lastiğin bir şey oldu veya bir civata. Diyor mu hadi evet. bakayım şu şey yap. Ya şimdi... O kadar da kıyamıyor galiba. Yok mi? Kıyamıyor. Bir de şimdi hiç hangi şoför kendi lastiğini değiştiriyor ki? Gerçi yok tabii evet, şimdi. Evet hep lastikçiye gidiyorsun. Lastiğini ben de sorduğum soruya bak. Evet o her zaman der elim ayağım der. Onun eli ayağı gibiyimdir. Peki sen patron olduğun dönemlerde hani sırayla patron oluyorsunuz evet. ya. Onu böyle bir eziyor musun? Eziyorum, kızarım. Duyuyor musun? Bak bak. Buradan öğren. Eziyormuş seni. Yani işini düzgün yapmamışsa kızarım. Eyvah. Hani... Sevgi değil mi? Sevgi esas olarak. Evet. evet. Çok seviyor musun kız? Çok seviyorum. Bir söylesene abi. Çok seviyorum. Eşin adı ne? Mustafa. Mustafa de. Ben seni Mustafa. Çok seviyorum. Söylemeyin ya. Kız söyle, söyle hadi. Çok şımarmasın. Çok yok yok, şımarmasın, şımarmasın. Mustafa seni çok seviyorum. Evde canım sıkılıyor, hep beraber gidelim. Eşini de kabul etti. Çoluk çocuk bindiniz. Evet. Burayı bir ev haline getirdiniz. Zor olmuyor muydu yani? Şimdi eşim yükü yüklerken ben ön hazırlık yapardım. Çocukların beziydi, mamasıydı, işte ilacıydı. Yanıma her zaman işte ateş düşürücü, ağrı kesici falan alırım. Onların hazırlığını yaparım. Yolda yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyleri. Yola öyle çıkarız. Sevgili hanımlar, yani bak, eşi tır şoförü. Demiş ki madem tır şoförü, madem hayat ortak, ben de takayım koluma bu bileziği. Anca beraber, kanca beraber demiş. Ve zorluklara beraber göğüs germişler. Kutluyorum kız seni. Tek taştan duvar olmaz der eskiler. Tek başına bir insan çok zor başarır. Hani bir desteği olacak arkasında, bir şeyi olacak. Hani birkaç tane taş bir araya gelecek ki duvar olsun. Ya sen hem gönlünü vermişsin. Evet. Hem maddi anlamda bütün her şeyinle yanında olmuşsun. Bu çok değerli. 2 yıl işte çocuklarla biniyorduk arabaya. Mamaları, her şeyleri. Yastık, yorgan. Bazen adım atacak yer olmazdı tırın içinde. Giderdik, yolda dururduk. Çocuklarla yol gitmek biraz zor tabii. Tabii. Hani dururduk, mamasını yapardım, altını değiştirirdim. Çocukların ağladığı, durmadığı zamanlar olurdu. Onlar mahrum olmasın diye gittiğimiz yerlerde bazen AVM görürdük. AVM'de dururduk. Çocuk parkı görür, çocuk parkında dururduk. Onları da hani eğlendirmekten geri kalmazdık. Şimdi çocukları yanımızda götürmeyi çok isterdik. Çünkü aklım kalmıyordu onlarda. Küçük çocukları kimseye emanet edemiyorsun. Yanımda götürdüğüm zaman rahat uyku uyuyordum. Ama onları bazen bir yere bırakırdık. Hani tamam yolu rahat gidiyoruz. Ama aklımız orada kalıyor. Konforlu gidiyoruz ama aklım çocuklarda kalıyor. Sürekli arıyorsun. Yanımızda olduğu zamanlarda yolda hava sıcak. Sıcakta bir tırın içinde gitmek çok zor. Hava yağışlı. Hani tehlike var. Kaza tehlikesi var. Öyle de sıkıntılarımız oluyordu. Bir de beşik gibi gelmiştir onların. Evet uyurlar. Yani burası onların evet. kabin beşiği olmuş yani. Evet. Zaten bazen yakın mesafe gidiyorsak yola çıktığımız zaman uyurlardı. Geri dönene kadar uyanmıyorlardı. Eşimle çok çalışıyoruz. Onunla bazen tırda birlikte gittiğimiz zaman hani keyif alıyorum. Çünkü konuşacak vaktimiz olmuyor koşturmakta. Biz
ne kadar birlikte çalışsak da bazen birbirimizi göremediğimiz zamanlar da oluyordu. Değil mi? Öyle şeyler. Çocuklar kaç yaşında şu anda? Şu an biri 9, biri 10 yaşında. Hatırlıyorlar mı götürdüğünüzü? Hatırlıyorlar. Yine gidelim diyorlar. Ha, evet, istiyorlar. Bazen yine götürüyoruz. Gidelim diyorlar. Oğlum diyor babasına, işte erkek erkeğe gidelim. Kızım da bana diyor kız kıza gidelim. Kız kıza gidelim. Evde oluyor mu böyle çocuklar? Ya anne sen daha güzel sürüyorsun. Hayır yok babam daha güzel sürüyor. Böyle şeyler oluyor mu çocuklar arasında? Oluyor. Ben daha temkinli. Evet, ben daha temkinli gittiğim için çocuklar hani bende daha rahat ediyorlar. Diyorlar hani annem sürsün. Kadınlar biraz daha dikkatli sanki değil Aynen. mi? Dikkatler ayrıntıda gizlidir evet. aslında. Ayrıntılara daha dikkat ettikleri için huzurlu gidiyorlar daha, öyle mi? Kalabalık bir yolsa hız yapmam. Hani kendime, şoförlüğüme güvenmem. Çünkü ben kendimi biliyorum ama karşımdaki insanın nasıl olduğunu, nasıl bir şoför olduğunu bilemiyorum. Bu çok güzel. Kalabalık yoksa şoförlüğüme güvenmem. Oo, evet. Büyük laf ama. Tabii ki. Ben tamam yolumda gidiyorum ama yanımdaki adam nasıl gidiyor? Ne kadar usta? Şehriban Hanım, çocuklarla gidip geliyorsunuz da tedirginlik oluyor muydu içinizde? Hani bir kaza bela olur, hani çocuklar burada. Tabii ki korkuyoruz. Tatsız olay yaşadınız. Korkuyorsun, yaşadık. Tünellerde trafik sıkışmıştı. Rampa yukarı çıkıyoruz. Hani trafik durdu, biz de durduk. Trafik yürümeye başlayınca öndeki araç yürüyemedi. Kaldıramadı arabayı. Geriye doğru kaçtı. Ha, kaydırdı. Geriye doğru kaydırınca bizim ön cama, peron aynasına falan çarptı tabii. Çok korktuk o zaman. Çocuklar korkmuştur. Korktular, ağladılar tabii. Hani bu yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ehliyeti aldım. Haydi ben şoförüm. Öyle olmamalı. Hani biraz bu işin çıraklık dönemi deriz ya, muavinlik kısmı. O muavinlik kısmını yapmak gerekiyor. Ben evlendiğimden beri eşimin yanında muavinim. Çok yol tecrübem şöyle var. Gitmediğimiz şehir kalmadı onunla birlikte. Onunla gideriz. Bu yönden hani nerede iniş var, nerede çıkış var, hepsini onların biliyorsun. Hepsini bilirim. Şehriban Hanım, siz bir patron içisiniz. Evet. Evet, öyle diyelim. Evet, öyle diyelim. Evet. Tabii yanınızda çalışanlarınız var. Çalışan demeyelim, arkadaş diyelim. Özür dilerim. Evet, arkadaşlarınız var. Bu inceliğiniz için de teşekkür ederim. Nasıl geçiyor günleriniz? Onlarla neler yapıyorsunuz? Nasıl davranıyorsunuz? Hani teri soğumadan derler ya. Nasıl bir dünyanız var beraberce? Klişe bir söz var. Hani aile gibiyiz. Biz gerçekten aile gibiyiz arkadaşlarla. Hani birbirimize misafirliğe gideriz, geliriz. Birbirimizin çocukları arkadaştır. Benim bir isteğim olduğu zaman, özel bir işim olduğu zaman onlar yapar. Onların özel bir isteği olduğu zaman ben yaparım. Az çok şoför ortamını, bu programı izleyenler biliyordur. Hani şoför kendi yemeğinden sorumludur. Şimdi biz yola çıktığımız zaman yemeğimizi kendimiz düşünmek zorundayız. Onun için hani sandık falan yapılıyor ya, bizde hiç sandık işi olmamıştır, olmadı da. Çünkü bu sektöre başladık, en çok sıkıntıyı çekenlerden birisi de biziz. Biliyorsunuz yollardaki tabii. hani yemek her yerde yenmiyor. Tabii muhakkak. Biraz da bütçeyi de düşünmek gerekiyor. Hani şimdi var olana az bir miktar bizim harcadığımız evet. ama olmayana çok bir miktar. Muhakkak. Biz iş yerimizde 15 kişilik yemek yapıyoruz. Şoförler geliyorlar, gece ne zaman gelirlerse gelsinler. Yemeği hazır. Yemekleri hazır, alıp yiyorlar, duşunu, banyosunu yapıyorlar. Onlara bir sıcak aile ortamı sunmaya çalışıyoruz. Çünkü hepsinin evi uzakta, uzakta, gurbette olduğu için hani onları kendi kaderine terk edemeyiz. Hani ben paramı alırım, keyfime bakarım modu değil de hani onların da bir insan olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü biz bu işin en altından geldik, bu şoförlükten geldik biz de. Biz de o durumları yaşadık. Şoför bazen ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Ama halbuki en üstteki seviyedeki onlar, çünkü alın teriyle, emeğiyle kazanıyor. Masa başında konuşmak çok kolay, çok kolay. Klimanın karşısında konuşmak çok kolay. Git şunu yap, şuradan getir, şuraya götür, çok kolay. Ama bu direksiyona bindiğin zaman, o yola çıktığın zaman o kadar kolay değil. Tabii ki onlar da stresli zamanlar oluyor. Hani trafik sıkışık oluyor. Biz onları alttan alıyoruz. Bizim sıkıntılı zamanlarımızda onlar, Allah razı olsun, anlayışla karşılıyorlar. Güzel bir diyalogumuz var.
nakliyecilik inanılmaz revaçta gibi geldi bana. Sanki yıldız parlıyor gibi. Bu evet, doğru mu? Evet. Yani şu dönemin en revaçtaki mesleği şoförlük. Öyle mi? Evet, öyle. Hani hem kazanç olarak hem de tabii rahatlığı yok. Rahatlığı yok, yok tabii. Aynı işin rahatlığı günler, var ki. Günler boyu yolda gitmek, ailenden uzak olmak zor. Fabrikayı bırakıp şoförlüğe gelen, muhasebe işini bırakıp şoförlüğe var gelen mı? Çok var. Sanayide usta mesela bırakıyor, işini bırakıyor, ehliyet alıp şoförlüğe geliyor. Hani bu birçok örneği var. O zaman ekonominin çarkı dönüyor demek ki dönüyor, bu sektörde. Dönüyor. Hızlı dönüyor. Dikkat ettim. Bakın mesela. Şuradan bakalım. Bak önümüzde iki tane kamyon gitti. Bir tane tır geçti. Karşıdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane binek araba geçti. 9'dan 1. Demek ki şu an ekonomi iyi gibi mi görmeliyiz ya biz bunu? Siz hani taşıma sektöründe olduğun için size soralım. Lojistik hiçbir zaman durmayacak bir durmuyor sektör. Tabii ki, hiçbir tabii zaman durmaz. Hani biz yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz sürece hiçbir zaman durmayacak. Hani bu yediğimiz domates bile lojistik. Gelecek yani, bir yerden gelecek. Üzerimizdeki kıyafet bile bir yerden gelecek. Gelmek zorunda. 11, o 12, yüzden, 13, 14 ben sayıyorum orada. O yüzden bu mesleğin hep ilerlemesi gerekiyor. Nasıl nüfus artıyorsa bu sektörde de araçların artması gerekiyor. Peki bu mesleği hanımefendilere tavsiye ediyor musun? Hadi evet, bakalım. Buyurun. Evet. Kadının gittiği her yer güzelleşiyor. Şimdi bir çiçeği nereye koyarsanız oraya güzel kokusu gider ya. Kadın da nereye giderse gitsin orası güzelleşiyor. Erkekler konuşmayı biliyorlar. Yapacak bir şey yok kardeşim. Eyvallah deyip boyun bükeceğiz. Evet Şehriban abla buyur devam. Yani bu meslek aslında sanıldığı kadar zor değil. Öyle mi? Belki de ev hanımı olmak daha zor. Çocuk büyütmek, çocuk yetiştirmek, evde olmak daha zor. Yani şimdi erkek meslektaşlarım bana kızacaklar. Hani yok olur mu öyle ya diyorlar ama benim bir belli bir saatim var. 9 saat gidiyorum ben. Ondan sonra vurup kafayı yatıyorum. Bitiyor mesain. Ama ev hanımı olduğun zaman senin mesain saat yok. 24 saat. Mutlu musun? Mutluyum. Gerçekten. Çok mutluyum. Bu işi çok severek yapıyorum, içten yapıyorum. Hani hep ilerlemeye çalışıyorum. Hani devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Hey, hey. Şehriban Hanım, bu kadar yola gidip geliyorsunuz, yani tünellerden geçiyorsunuz, buradan bir anda aydınlığa çıkıyorsun, oradan rampa iniyorsun, rampa çıkıyor. Yoruyor mu bu yollar? Yormuyor. Yol yormuyorsa yoldaşındandır. Ben eşimle gittiğim için hiçbir zaman yorulmuyorum. Onunla yola gitmek bana çok büyük keyif veriyor. Vallahi evliliğinizi merak ettim ha. Soracağım. Soracağım kardeşim. Şey ama soracağım. Hani biz sürekli şey de olur, kavga tabii ki olur. Olmaz olur. Ama biz hiçbir zaman ben bilmem küs yattığımızı. Biz sır evet, orada değil mi? Evet. İşin sırrı küsmemekte. Evet, küsmemekte. Kız sen bu Mustafa'yı nereden buldun? Görücü mü oldun? Görücü usulü. Gerçekten. Evet, gerçekten. Mustafa'yı benim bir akrabam önermişti. Mustafa gerçekten çok düzgün efendi, beyefendi bir insan. Hani gel kızımı al denilecek seviyede bir insan. Gerçekten çok gel çalışmayı sever. Gel evet, bu. Bu. Geldi, istedi, gördük birbirimizi. Tamam dedik. Tamam dedik de ne? Tamam gördün dedik. Ne oldu mesela? Hiç Mustafa konuşmadık. Geldi. Hiç konuşmadık. Sen kahve falan getirmedin mi? Getirdim. Ne verdim dedin? Sadece. O beni gördü. Ben bir onu dakika gördüm. Orada bir dur. Kahveyi verirken bir göz göze gelme durumu oldu. Oldu. Ne istedin? Doğru şeyle bak. Mustafa da bu. Yani bir kalbim çarptı. Çarptı mı? Çarptı. Tamam dedik, yüzüklerimiz takıldı. Ertesi günü Mustafa telefonla annemi aradı. Daha doğrusu ablası aradı. İşte benimle konuşmak istediğini söyledi. Dedim tamam konuşalım. İşte o gece 9 gibiydi, akşam 9. Konuşmaya başladık. Ne güzel. Sabah 5'e kadar, hiç kapatmadan. Konuşması, her şeyi, kişiliği beni çok etkiledi. Çok olgun düşünen bir insan. Müzik.
muhabbetimiz çok güzeldi gerçekten ya. Ağzına yüreğine sağlık. Allah seni iki cihanda aziz etsin. Ailenle, eşinle, çoluğunla, çocuğunla mutlu, güzel bir hayat sürmeni istiyorum, diliyorum Rabbimden. Gaziantep'e gelmek üzereyiz. Son söylemek istediğim bir şey var. Emek olmadan yemek olmaz. Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde çıkmamıştır. Hani daha ileriki seviyelere bizim de ülkemizin de gelmesi için çok çalışmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim, Şehriban Kaptan ne kadar güzel dedi. Emek olmadan yemek olmaz. Tek taşla duvar örülmez. Yol yormuyorsa yoldaşındandır. Devler gibi eser bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerek. Birleşmek başlangıçtır. Birliği sürdürmek devamlılıktır. Birlikte çalışmak başarıdır. Yüreğiniz var olsun. Canlar, haftaya Gönül Dağı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, birlikte kalın. Astrol Vekton Gönül Dağı'nı sundu.